Yasemin. Kız ne o kız? Ne o, şimdi çöpçülüğe mi başladın? Nereden buldun bu çöp parçasını be? Gündüz günü ayıp kız çöp karıştırmak. Ne saçmalıyorsun sen be? Ben buna dünyanın parasını verdim. Yatırım bu, yatırım. Tabii senin aklın basmaz ki. Nereden bassın? Bu mu yatırım? Kız aynı nenemin donuna benziyor. Renkleri de birbirine geçmiş. Yazık, herhalde fakirin birinin evinde asılıydı. Üzerine su döküverdiler, böyle oldu. Seni sanattan anlamadığın ne kadar belli oluyor, görüyor musun? Bak ben bunu gördüm. Eskicinin tablasında şak dedim, vuruldum. Bunu yapan yaptığı esnada kör olmuş adam. Şimdi de Hakk'ın rahmetine kavuşmasına bir 3-5 gün var diyor sanat simsarları. Adam öldüğü anda kapış kapış satılacak resimleri. O zaman da ben gideceğim. Bunu 3-5 sene bekleyip müzayedelere vereceğim. Çocuklarıma ev parası bırakıyorum be. Kızım bu Türk filmi senaryosuyla basbayağı buz gibi kazıklamışlar seni. Eskiciden hazine aldın yani. Evet, hazine aldım. Ben buna dünyanın parasını verdim. Bir de bu lamba verdiler. Bu tabii sanat eserine girmiyor ama bu da tasarım. Kızım ben var ya pazarlama dehasıyım. Adam da aynen öyle söyledi. Kız bayağı kandırmışlar seni, saf direk. Ben çocuklarıma miras bıraktım bunu. Onlar da bana mevlüt okuturlar hayrına. İyi hanım, iyi. Sen mevlütünü bekleye dur. Bekle ki bu ninemin donu değerlensin de sana mevlüt okutsunlar. Ben dünya gözüyle öyle bir yere yatırım yaptım ki Yasemin. Vallahi sabah bir koyuyorum, akşama dört alıyorum. O kadar söyleyeyim yani. Yalanım batsın. Emel. Kardeş sen nereye yatırım yapıyorsun Allah aşkına? Vallahi Yasemin ben öyle bir yere yatırım yaptım ki. Sabahleyin koyuyorum, akşamı böyle oluyor. Bak, bankadaki borcu falan kapattım. Ben kâra bile geçtim, o kadar diyeyim yani. Sen anlamazsın o işlerden. Niye anlamayayım ya? Sen anladığına göre ben de anlarım. Emel kardeş, benim çoluğum çocuğum var. Onların istikbali söz konusu. Bana da desen ne olur yani? E hadi söylüyorum madem öyle. Ama bak şimdi söyleyince şapa oturuvereceksin. Bir kere sen borsayı biliyor musun? Biliyor musun borsa ne? Biliyorum tabii. Hani haberlerde hop oturuyor, hop kalkıyor. Yağmurdan nem kapan şeye borsa denir. Yasemin, kız vallahi gündüz gözüne iyi güldürdün beni ha. Kızım sen otur evde dikişini dik. Sen ne anlarsın yüzdeli hesaplardan, hisse senedinden filan ya. Aman terzi yama seni. Ya sen anlıyorsan ben de anlarım. Ayrıca ben ince dikiş diken bir kadınım. Borsayı dahi dikerim. Ne olur anlatsan ya. Sevap açısından kâra geçersin. Onu da düşün. Öte dünya var. Anneciğim ya biz ne anlarız borsadan bilmem neden. Ya sen niye ezerdemden kalan bütün parayı buraya yatırıp çarçur ediyorsun? Yavrum ben de çok meraklısı değilim borsanın. Sinan abinin eli daraldı biraz. Emel de sağ olsun bana. Zaten çok kolay. Bak televizyona bakıyorsun. Oklar yukarıyı gösterdiğinde kâr ediyorsun demek. Hemen sat demek elindekileri. Vallahi bile 2-3 aya kalmaz biz bayağı zengin oluruz sana. Parayı katlarız. Anneciğim o kadar kolay olsaydı herkes zengin olurdu. Bana bak Sinan abin geldi galiba. Sakın onun yanında belli etme çünkü o biraz garanticidir. Bizim hızımızı keser, tamam mı? Sus. Tamam sus. Tamam. Hoş geldin. Ne haber hayatım? Ne haber Gamze? Hoş geldin Sinan abi, iyiyim. Aa bu ne? Bu tablo, ben aldım. Beğendin mi? Güzelmiş. Sende sanat gözü var biliyor musun? Var mı? Vallahi billahi var, bravo. Ben de aynen öyle görür görmez anladım. Bir şey söyleyeceğim. Bunu yapan adam körmüş, yani şu anda. Bir de çok hastaymış, ölmek üzere. Eğer ölürse adam, bunun değeri 2 kat oluyor. Yani Allah korusun da sanat camiasında öyle deniyor. Sanat çok kârlı bir şey ha, vallahi. Kör ha? Ha, kör ressam, yazık. Bunun evladiyelik bu. Bayağı çocuklarımıza filan ev alabilirlermiş o derece. Evet de önce onun için çok paralar yatırmak gerekli diye biliyorum ben. 225 verdim ben. Adamı bir böyle şeye getirdim. Lamba da aldım baksana. 225'e ikisi. Bozuk lamba. Ne var canım, Allah Allah. Ben Sinan'a güvendim, onu tamir eder. Yepyeni olur diye. Ederim ederim. Eskiye çok rağbet var ayrıca. Nereye asalım bunu?
buraya asalım. Çünkü niye? Kapıdan giren diyorum ki bununla böyle çat diye karşılaşsın. İstiyorum ki. Ya hava atalım ya. Değil mi ama biz 225'e aldık, eskiciden aldık falan Allah aşkına. Tamam. Söylemeyiz. Değil mi Gamze? Yok demeyiz. Öldürür mü ikiniz de vallahi? Ben ellerimi yıkayayım asarım. Tamam canım. Ne haber Kudret ya? Ben borcun bir kısmını vereyim dedim de sana. Oo Sinan kardeş, hoş geldin. Ne? Halı saha maçı mı? Ya bilemedim ki. Yıllardır oynamıyorum da. Ya ben parça başı bir iş aldım da borcun bir kısmını ödeyeyim istedim Kudret. Sinancığım acelesi yoktu ya. Niye acele ediyorsun Sinan? Halı saha parasını sonra verirdik. Ya böyle elime para geçtikçe ödüyorum işte, iyi oluyor. Bana bak, sıkışacaksan hiç verme yani. Benim bu aralar bu paraya ihtiyacım yok. Yok yok, iyi. Böylesi daha iyi. Böyle arada veriyorum işte. Ben Gülşah'a söylemedim bu alacak verecek meselesine. Haberin olsun. Tabii tabii. Aman. Yasemin'in de haberi yok zaten. Aman aman. Ha, iyi o zaman. Neyse ben içeri gireyim de hanım kıllanmasın, tamam? Sağ olasın. Halı sahada görüşürüz o zaman. Çocuklar evde yok. Yalnızız. Öğlen öğlen diyorsun yani. Aa, bunun öğleni akşamı mı var? Vallahi kusura bakma. Ben yapamam. Sen ne zaman böyle yapsan bana çok pahalıya patlıyor. Aşk olsun Kudret. Tamam tamam. Gel otur şöyle. Söyle bakayım ne istiyorsun? Halamlar Çeşme'de tam istediğim gibi bir yazlık bulmuşlar. Fiyatı da makul. Ne olur alalım mı? Ya bu aralar alamam hayatım ya. Hiç param yok. Nasıl yok? Senin o ikramiyeleri biriktirdiğimiz banka hesabındaki paralar ne oldu? Ben o parayı ben vadeli hesaba yatırdım. Yani vadesi dolmadan bozduramam. Aşkım niye bana sormadan böyle bir şey yaptın? Hayat müşterek değil mi? Hayatım ben böyle para işleriyle senin canını sıkmayayım dedim. Bak hayatım. İleride sana çok 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 daha güzel bir yastık alırım. Söz. Hı. He? Hadi şimdi odamıza gidelim mi? Hı. İleride belki gideriz hayatım. Şu anda havanı alırız. Ama merhaba. Ben Gülşah Taşdelen. Eşimle Kudret Taşdelen'le birlikte bir müşterek hesabımız var bankanızda. Evet, o hesabın vadesi ne zaman doluyor onu öğrenmek istiyordum. Anlamadım. Vadeli de durmuyor mu para? Nasıl yani, vadesiz de kuzu kuzu yatıyor mu? Ha. Havale mi yapıldı? Kime? Ne kadar? 20.000 lira. Kime dediniz? Ha, Sinan Kalyoncu'ya. Tamam. Peki çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hay Allah ya. Demek bu kadar sıkışık durumdalar. Canım, marketten mi geliyorsun? Ya bir sürü şey almışım, biraz da fazla almışım. Şimdi eve sığdıramadım. Dedim bozulmasın bari, durduk yerde sana getireyim. Sağ olasın. Da konserve bozulmaz diyebiliriz hep ama makarna, pirinç falan. Sağ ol. Ya tabii aslında bozulmaz da ne bileyim, dolaplar tıkış tıkış oldu, yer kalmadı. Sen pişirirsin, afiyetle yersin. Sağ olasın, Allah razı olsun. Ben bunu hediye babında alayım değil mi? Yani. Gelsene, ayakta kalma. Sana bir şey göstereceğim. Yok yok.
Çıkarma ayaklarını. Bize artık ayıptır söylemesi. Haftada 5 gün yardımcı geliyor. Gel. Bak. Nasıl? Yeni aldık bunu Sinan'la. Ha, çok güzel resim. Resim değil, tablo. Biliyorsun Çınar resme pek meraklı. Biz de baksın baksın feyiz alsın diye düşündük. Beğendin mi? Bilmem ki. Çok önemli bir ressamın. Ressam bu resmi yaparken önce kör oluyor, sonra da ölüyor. Bu yüzden de pek kıymetli. Kıymetli. Aa, öyle gözünü belertme. Sanata verilen paraya hiç acımam ben. Hiç. Sen yabancı değilsin. Gittik biz müzayedeye. Ay, müzayede ne enteresan bir yer. Kolunu kaldırıyorsun, indiriyorsun. Sattım, satamadım, sattım. Aldık ama. Getirdik, astık. Açmış evi değil mi? Yasemin, sorması ayıp. Siz buna kaç para verdiniz? 15, 15 çok değil. 15. 1000. Ha, 1000. Sanata verilen paraya asla acımam. Çünkü sanat insanın ruhuna işler. Evladilik bu. Çocuğumuza filan da kalacak cinsten. Torunlarımıza hatta. Sen kızları kap getirsene. Sizin evinizde malum tablo yoktu değil mi? Ben şey gördüm, birkaç market biblosu filan. Hoş ol, içleri açılır kız. Bambaşka bir şey bu. Ay yok, istemez kalsın Yasemin, sağ ol. Sorması ayıp. Ya böyle bir şeyi, bu kadar pahalı bir tabloyu almanın sırası mıydı sence? Niye? Sıra derken? Hayır, Emel'le konuştum da Sinan'ın arabasını haciz gelmiş. Hayır canım, geçti o günler. Sinan'a çok büyük bir para çıktı. Refaha kavuştuk biz. Maşallah. Sağ olasın. Yasemin, Sinan Kudret'ten 20.000 lira borç almış. Ne diyorsun ya? Ya haberin yokmuş gibi davranma. Vallahi bile haberim yok. Ya bir de utanmadan gitmiş, o kadar para vermiş. Bu tablonun parası bizden çıktı ya. Biz buna 15.000 lira vermedik. Daha cüzi bir rakam. Aşağıda. Kız, biz bunu 225 TL'ye aldık. Eskiciden aldım, bir de yanına bir masa lambası aldım. Sen öyle kapıya gelip Noel Baba gibi elinde torbalarla bana yardım yapınca zoruma gitti benim ya. O yüzden de ben fakirliğimi belli etmemek için bir havalı davranayım dedim. Ay canım ya, hay Allah. Aşk olsun Sinan ya. Bana ejderden dünya kadar para kaldı. Sen kalk git 7 kat yabancıdan para... 7 kat yabancı derken sizi kastetmiyorum. Karısıyım neticede yani. Kudret karısı değil onun. Erkeklik gururu yapıyor. Terbiyesiz. Ben bir onunla telefonda konuşacağım. Çok hadise çıkaracağım ya. Sen git buradan lütfen. Dur dur. Yapma. Biz bunları faka bastıralım. Bizden habersiz böyle dolap çevirmek neymiş anlasınlar. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Sen Sinan'ı, ben de Kudret'i böyle bir sorguya çekerim. Ağızlarını arayalım. Neden böyle gizli kapaklı iş çevirmişler ortaya çıkaralım. Sonra ne yapacağımıza karar veririz. Ha. Güzel fikir bu. Çak. Ben doydum. Canım benim, elini yıka. Anneciğim ben de doydum, eline sağlık. Tatlım hiç kaldırma, ben halledeceğim. Git sen. Tamam. Oh, Yasemin çok lezzetli olmuş. Yalan. Tutturdum bu sefer çok şükür. Canım bu şantiyeden haber çıktı mı, para ödeyeceklerdi sana? Hafta sonuna kadar zaman istediler. Bekleyeceğiz mecbur. Sen dedin ki borçların bir kısmını ödedim. Hallettim işte. Neyle ödedin? Birinden borç mu aldın? Hayır. Yardımcı olayım sana. Hayır, sen otur. Sen git ya da ben hallederim canım. Çay koyacağım zaten. Hadi. Senden mi? Oğlum işin gücün tam. Hayatım. Be. Memduh'tan. Şu bizim bankadaki paranın vadesi ne zaman bitiyor? Görüyorum, yakamıza dışarı attılar. Bayağı bilmem. İyi ki ben oradaydım yani. Ne demek bilmem? Ya yani 3 aylık mı, 6 aylık mı bilmiyor musun? Şey, 6. E peki şimdi biz o parayı çeksek çok mu zarar ederiz yani? Bilmem ki. Yani bir ara hesaplar söylerim. Ne bileyim ben.
Ya öyle atla deve bir zarar etmeyeceksek bari çekelim de şu çeşmedeki yazlığı alıverelim ya. Allah Allah ya, tutturdum bir yazlık diye. Kaçmıyor ya yazlık, ileride alırız. Ama sıkıştırdın akşam akşam ha. Ben duşa giriyorum. Hadi gidelim. Efendim Yasemin. Ya o kadar ağzından laf almaya çalıştım Sinan'ın. Söylemiyor. Kudret'ten para aldım diyemiyor. Ay Kudret de öyle. Kaya gibi direniyor vallahi. Ne sır küpü adamlarmış. Ama ne kadar ayıp bir şey. Sonuçta ben onun en yakınıyım. Çocuğunun anası, karısı. Yani müstakbel karısı. Bana söylemiyor. Gidiyor 7 kat yabancıya. Hayır sizin için söylemiyorum ama... Çok ayıp değil mi bu ya? Kendimi zor tutuyorum, yemin ederim. Patlamamak için kendimi zor tutuyorum. Bak aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Biz bunların yalanlarını yüzlerine vuralım. Öyle bir şey yapalım ki kendileri yalanlarını itiraf etmek zorunda kalsınlar. Nasıl yapacağız onu? Yasemin dizin başlıyor. Tamam canım, geliyorum. Canım, Sinan beni çağırıyor. Bir bunduğunu bul, ararım ben seni, tamam mı? Hadi öptüm, bay bay. Ay ne güzel gülü oynuyor. Söyleşiriz şimdi. Ama söyleşten önce size bu tabloyu göstermek istiyorum. Sinan aldı. Ah! Vay be. Bayağı da pahalı bir şeye benziyor. Evet. 15.000. 15.000 mi? Ama Sinan dedi ki kimseye duyurmayalım. Nazar değer falan diye. Eskiciden aldık diyelim dedi. Siz yabancı değilsiniz. Eskiciden almadık. Sinan geldi galiba. Ekmeğe yollamıştım onu ben. Sinan gel. Canım geldin. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Terlik vereyim sana. Gel biz tabakları hazırlayalım. Ne haber Kudret? İyi. Çok iyi. Demek tablo aldınız ha? Ha, Yasemin işte eskiciden almış. Vay be. Gözünü bile kırpmadın. Hı? Gözünü diyorum, gözünü bile kırpmadın. Gözünü mü kırpmadım? Sinancığım, turşu kavanozu açılmıyor da bir el atar mısın? Turşu tabii, tabii. Kudret'le yazın memlekete gidiyormuşsunuz ha. Çok heyecanlı. İyi misin? Ben çok sinirim bozuk. Bizim evliliğimiz yaza çıkmaz. Galiba Kudret beni aldatıyor. Kudret yapmaz. Yapmaz öyle bir şey o ya. Yok yok. Bugünlerde benden bir şeyler saklıyor. Kontrol ettim. Banka hesabımızdan 1 günde 20.000 lira harcamış. Ha, şeydir o. Vardır bir açıklaması Kudret'in, kesin vardır. Ne açıklaması olacak? Kesin bir kadına yedirdi o paraları. Küfya, gerçekten Kudret öyle bir adam değil ya. Erkek değil misiniz? Hepiniz aynısınız. Körlerle sağırlar, birbirini ağırlar. Ama ben aptal değilim. Bir avukat bulacağım. Boşayacağım ahlaksızı. Ay, ağlamam burnumda. Çok etkileyici değil mi? Hem de çok. Aa, küpen mi düştü ne? İkisi duruyor mu bir arada? Evet. Çok kıymet veriyorum. Sinan bizzat kendisi aldı bana. Kayboldu sandım. Ne? Sana bir de küpe mi aldı? Aldı ya. Çok elif ol vallahi. Sen de 5.000, ben de 15.000. Ne diyorsun sen ya? Ya gideyim de Kuşa yardımcı olayım ben. Kardeşim, sen hiç Gülşah'la konuştun mu? Hayır, Yasemin'le konuştum. O da mı biliyor? Sinancığım,
15.000 liralık tabloyu eskiciden aldık diye sen tembihlemişsin. Ne 15'i ya? Yani utanmıyor musun ya, sana verdiğim parayla gidip tablo küpe falan alıyorsun, pes doğrusu ya. Sinan, hadi gelin yemeğe bakalım. Hadi. Tamam. Yemeğe. Otur canım sen, öyle otur. Kudret sen böyle otur. Hoppa. Sağ ol canım. Çok naziktir. Metresin arıyor değil mi? Efendim? Hiç inkar etmeye kalkma. O kadar para dökmüşsün. Kontrol ettim ben. Bir günde 20.000 lira. Hayatım bak, iki gözümün önüne aksın. Ben öyle bir şey yok yani. Ben... Sinan, sen de bir şey söylesene. Yapmaz. Yapmaz Kudret. Öyle bir şey yapmaz. Yasemin, sen de bir şey söyle. Hayır, sen önce şunu söyle. O tablo eskiciden alınmadı mı? Niye 15.000 lira falan filan diyorsun? Hem ben sana ne zaman mücevher aldım? Küpe. 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 Bir dakika, bir dakika. Yasemin. O bakışlar ne ima ediyor Yasemin? Yoksa Kudret'in para döktüğü o kadın sen misin? Aman Allah'ım. Kocam beni en yakın arkadaşımla aldatıyor. Ne? Ne? Ne ne? Gülşah, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ya? Yasemin'cim sen de bir şey söylesene ya, inkar etsene. Ya Sinan, kusura bakma ama sırdaşlık buraya kadarmış. Yani ben daha fazla sır falan tutamayacağım. Gülşah'cığım, ben o 20.000 lirayı Sinan'a verdim. Yani bu kötü günleri atlatsın diye. Çok şükür dilin çözüldü. Senin sayende şey yoluna gidiyordum yani. Ne diyorsun sen ya? Ne demek istiyorum yani? Biz ikimiz de her şeyi biliyorduk. Nasıl ötleri patladı ama. Gamze! Bir o kadar da dalgalı bir seyirle başladı. Annem! MKB Birleşik Endeksi açılış sözü. Anneciğim gel çabuk. Bana bak. Şu şeyi televizyonu kontrol edeceksin, tamam mı? Gözün hep burada olacak. Bu lot, borsa filan. Okular yukarıyı gösterdiği zaman hemen ananı arıyorsun. Ben sana sat diyorum, satıyorsun. Tamam mı çocuğum? Anneciğim ben fen projeme başlayacaktım. Yavrum bu bizim istikbal projemiz ya. Kafa kalmadı ki bunda. Sen beni anladın mı yavrum? Gözünü televizyondan ayırmıyorsun. Hadi ben gidiyorum. Sen nereye? Yavrum ben Sinan abinin şantiyesine gidiyorum, para tahsil edeceğim. İyi de niye sen gidiyorsun? Çocuğum, Sinan abin orada çalıştı. Adam onu sömürdü, parasını da vermedi. Yumuşak gözlü bir adam Sinan abin. Ben onu biraz sert tarafımı bilirsin ya, onu göstereceğim. Anladın mı? Ya anneciğim bak, bana sorarsan ben sen hiç gitme. Hem Sinan abi kendisi halleder, sonra kızmasın sana. Yavrum, Sinan abin gitmiş, Kudret abinden 20.000 lira almış. Ben çok kızgınım zaten ona. Sen gözünü şu televizyondan ayırmıyorsun, tamam mı çocuğum? Tamam, tamam. Gözün kulağın bu olsun, tamam mı? Sakın televizyonu kapatma. Tamam. Hadi git orada otur. Otur, kanalı değiştirme. Tamam, otur. Sürdürüyor. İstemazlı hareketlilik devam ederken, özellikle küçük yatırımcılar için uyarı çanları... Pardon, sekreteriniz falan yok mu? Ben cırt diye girdim. Nasılsınız? Buyurun. Efendim, ben Sinan Kalyoncu'nun eşiyim. Yasemin Anday'ım. Şimdi diyeceksiniz ki Anday nere, Kalyoncu nere? Soyadları farklı. Eski eşimdi. Fakat birkaç hafta sonra müstakbel eşim olacak kendisi. Ne istiyorsunuz? Ne istedim siz gayet iyi biliyorsunuz. Paramızı istiyorum. Allah aşkına siz bizim paramızı ne zaman ödeyeceksiniz? Ayıp değil mi? Haftaya vereceğimizi söyledi kendisine. Hayır efendim, önümüzdeki hafta falan ödeyemezsiniz. Çok rica ediyorum, aylardır ödeyeceğiz diyorsunuz ya. Buldunuz yumuşak yüzlü adamı tabii. Ben eşimin parasını tahsil etmeye geldim. Bakın ben onun gibi yumuşak yüzlü asla olamam. Aman! Pardon, affedersiniz. Sakın ha, çok kıymetlidir. Pardon, ben
şey etkili olur diye biraz böyle sinirli bir çıkış yapayım dedim, görmedim bunu. Ama çok rica ediyorum, bakın bizim bir demir tüccarı babamız yok, koyun tüccarı babamız da yok. Biz normal emekçi insanlarız. Çok rica ediyorum, bizim iki çocuğumuz var, paraya ihtiyacımız var. Çok rica ediyorum, internet şifreciliğini arayın, talimat verin, paramızı ödesinler bizim, hadi. Ödemelerle muhasebe servisi ilgileniyor. Hayır efendim, ödemelerle benim... Tamam. Pardon. Özür dilerim. Lütfen. Özür dilerim, özür dilerim. Bir öfke yaratmak güzel olur diye düşündüm. Lütfen, çok kıymetlidir. Çok rica ediyorum ama ya. Bizim paramızı öder misiniz siz? Biz daha fazla bekleyecek durumda değiliz. Ne zaman ödeme yapacağımızı size soracak değiliz. Çok işim var şimdi. Müsaade eder misiniz? Öyle mi? Siz gerçekten Türk filmlerindeki kötü patronlara benziyormuşsunuz. Aman. Çok para mı bu? Aman. Lütfen. Çok rica ediyorum. Çok kıymetlidir o. Çok mu pahalı? Siz zenginleri hiç anlamıyorum. Bu saçma sapan şeylere para veriyorsunuz. İnsanların kursaklarına girecekleri lokmaları da boyunlarından çekiyorsunuz. Ne demek bu ya? Vallahi billahi atarım bunu. Aman yapmayın lütfen. Acıma. Yapmayın. Acıma. Yapmayın. Aa, tamam. Tamam. Yapmayın lütfen. Çok rica ediyorum, yapmayın. Bırakın onu, bırakın onu yerine. Allah'ın hakkı kaçmış. Hop. Tamam. Hop. Hop. Tamam. Hop. Tamam. Banka, bankaya söylüyorum, hemen havale çıkartırım. Lütfen onu yerine bırakır mısınız? Hayır efendim, fikrimi değiştirdim. Asla güven telkin etmiyorsunuz. Sıcak keş para. Tamam, bırakın onu yerine. Hop. Bırakın, tamam, vereceğim. Vereceğim, tamam, bırakın onu lütfen yerine. Hop. Aman. Ver o zaman. Paramızı ver. Yok yok, düşürmem. Hop, bütün paramızı verin. Buyurun. Alayım ben onu. Lütfen yerine bırakır mısınız? Önce ben parayı alayım. Buyurun. Hop, şaka şaka. Şimdi borsa çıktıysa iki katına biz paralarımızı elimizde patladı borsa bizim. Ya o reklam arasına girmiştim. Kapatmışım, açmayı unuttum. Biz işte bu yüzden zengin olamayız. Sebat etmiyoruz çünkü. Ya el alem bir kilo limondan gidiyor, holding patronu oluyor. En fazla değer kaybedişen şirketler olarak görünüyor. Kız bu tavan yaptı. Ay para gitti. Hulk aşağı düşüyor, görüyor musun? Gördün mü? Para gitme Emel'i ar. Emel'i ara Emel'i buna. Emel'i ara. Kafa kalmadı ki. Alo Emel. Ya bu borsa yerlere düştü, yeri öpüyor benim çoluğumu çocuğumun rızkı. Borsa bu. Hadi çıkmaz ya, arada bir de düşeceği tutar. Benim borsam niye düşüyor? Kız sen bana çürük borsa mı sattın, ne yaptın? Ay ne alakası var kız? Bak ben şimdi sana öyle bir tüyo vereceğim ki yarına zengin olmazsan gel yüzüme tükür. Kur'an çarpsın yüzüne tükürürüm, hiç lafta falan bırakmam. Git bana kalem kağıt getir, koş. Koş, koş! Sağlam diyorsun değil mi? Nereden tüyo aldın sen? 1'e 5. Tamam, tamam dur. Çabuk, çabuk getir çocuğum hadi. Al. Aç çocuğum aç. Nereye borsa kazanacağız biz seninle Gamze? Evet. Evet. Tamam. Al bunu. Git bilgisayarından bize borsaya gir, şey satın al. Çabuk, çabuk. Anne bak, bu iş benim hiç hoşuma gitmiyor, sana söyleyeyim. Sana ben kutu kutu ayakkabı aldığımda, eşofman aldığımda zengin olduğumuzda çok hoşuna gidecek ama değil mi? Aa, kız ben şantiyeden Sinan abinin parasını aldım ya, onu da yatıralım borsaya. Evet, 1'e 5 veriyor dedi. Güzel, koş koş koş, bilgisayarını al gel. Çabuk! Çabuk! Görülse de satış baskısının yarın da etkisinin sürdürülebileceği öngörülüyor. Dolar günü 1.90, Euro 2.35 seviyelerinde kapatırken menkul kıymetler borsası günü büyük kayıplarla kapattı. Euro-dolar paritesi 1.35... Kudretten borç para aldım, senden sakladığım için özür dilerim. Özür dileme. Bir daha benden bir şey saklama olur mu? Sana çok samimi bir şey soracağım.
Sen niye benden para almadın da gittin Kudret'ten aldın? Ben kadınım o erkek diye mi? Olur mu hiç öyle şey? Ya? O para senin tek güvencen Yasemin. Ben ona dokunmak istemiyorum. Benim tek güvencem sensin, anladın mı? Teşekkür ederim. Sabah saatlerinde başlayan yoğun satışların da etkisiyle İMKB Birleşik Endeksi günü... Ok düştü. Düştü ok. 65.011 satışlarında... Yasemin. Ok düştü. Yok hayatım. Borsa, Lotus. Gitti bu, düştü yerde. Ne yapalım canım, düşerdi düşsün. Ben bütün mirası buraya yatırdım. Hatta senin şantiyedeki parayı da buraya yatırdım. Şantiyeden para almadım ben de. Ben aldım ben. Ben senin şantiye paranı borsaya yatırdım. Borsada düşüşte. Ah, ay Sinan. Sakin ol, tamam. Sinan, yok sakin ol. Tamam, sakin ol. Bir bakarız çaresine. Düştü mü, kalkmaz mı tekrar? Ne? Hangisinden aldın, hatırlıyor musun sen? Yok, dur şimdi. Dur şimdi. Tamam, dur. Sen sakin ol önce bir. Tamam. İnsan beşer şaşar. Bazen küçücük heveslerle kalkıştığımız işlerden büyük zararlarla çıkar ve unutamayacağımız dersler alırız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.